Herkese merhabalar, ben Hafize. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Yeni arka planımı nasıl buldunuz? Bundan sonra bütün kitap videoları tam olarak bu noktada çekilecek. Bu arka plandan sıkılmayı rica ediyorum çünkü bu planı çok sevdim. Böyle hep hayalini kurduğum bir şeydi ve sonunda gerçekleşti. Neyse, aslında ilk videomun burada daha farklı bir video olmasını isterdim. Fakat kısmet böyleymiş. Uzun zamandır böyle bir video çekmek istiyordum. Çünkü bildiğiniz üzere kitaplığımı boşalttım. Sevmediğim, okumayacağım bütün kitapları Zebra'da satışa sundum. Eğer bilmiyorsanız ya da bakmadıysanız aşağıya linkini bırakıyorum hesabımın. Satın almak isterseniz oradan bakabilirsiniz. Bu kitaplarsa benim sevmediğim, bir türlü okuyamadığım bir dünya kitabın sadece 5'te 1'i falan yani. Hemen başlamak istiyorum. İlk öncelikle Burcu Büyük Yıldız'dan Bir Günah Gibi ile başlamak istiyorum. Bu kitabı gerçekten hangi akla hizmet ya da neden aldığımı hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Hatta arkadaşıma TÜYAP'tan aldırmıştım. Öyle hatırlıyorum yani, parasını da gönderdim ve TÜYAP'tan benim için alır mısın demiştim. 2015 yılında aldırmışım ve 2015 yılından itibaren her sene neredeyse bir kere okumaya çalıştım bu kitabı. Hatta 2015 yılında çok kez üst üste okumaya çalıştım. Fakat bu kitap bir türlü bende akmıyor. Yani gitmiyor bu kitap. Okuyamıyorum. Bildiğim kadarıyla bir Wattpad kitap. Hatta bak, birinci basım, yani birinci basını aldırabilmek için çok uğraştım. Fakat yani bir kere sayfaları, yani yazıları küçük. Sonrasında ise bu kitap tam olarak 638 sayfa. Wow! Gerçekten çok fazla sayfası var. Ve akmayınca da bu kitap akmıyor. O yüzden de bir tık mutsuzum ama artık maalesef ki satıyorum bu kitabı. Bir diğer kitabım ise Wattpad'den çıkmış. Herhalde Wattpad'den çıkıp bu kadar hayran kitlesi oluşan nadir kitaplardandır diyebilirim. Bu da filmi bile yapıldı. Kötü Çocuk. Bu seriyi kardeşim tarafından zorla aldırıldık. Kardeşim bunları okudu fakat sanırım 3 kitabı var bizde. İlk 3 kitabını okuduktan sonra dedi ki artık bunlar benlik kitaplar değil. Ben de kitaplığıma giren kitabı okumak en büyük hobilerimden biridir. Dedim ki bu kötü çocuğa bir şans vereyim. Ama bu kitapta tam olarak ilk 3 sayfasını, hatta ikinci bölümünden sonra falan akmayan kitaplardan benim için. Yani tam olarak o kurguya, o şeye bir türlü giremiyorum ve sevemedim bu kitabı. Bu kitabı yani kardeşim çok övdü, okumalısın, mükemmel. İşte tanıdığım birçok insan övdü, Wattpad kitapları seven insanlar. Fakat ben bu kitabı okuyamıyorum. Yok yani bu kitapla ilgili ya çok büyük bir ön yargım var ama dediğim gibi çok büyük ön yargılar oluşturacak hiçbir şey yapmadım. Ama bu kitap bende okunmuyor. Yani okunamayanlar, sevmediğim kitaplar listesine giriyor. Bu arada kitapların herhangi bir sıralaması yok. Yani işte bu birinci, bu ikinci gibi hiçbir sıralama yerleştirmedim. Direkt elime ne geliyorsa onu anlatarak devam ediyorum derken bir diğer kitabıma giriyorum. Ben korku kitabı, gerilim kitabı ve böyle polisiye kitaplar okuyamıyorum. Hatta Stephen King okumak istiyorum fakat aşırı korkar mıyım diye böyle biraz tedirgin bir insanım. Çünkü ben çok çabuk etkileniyorum. Fakat test ile başlayayım dedim ama okuyamadım. Aşk Ölümden Uyanmıştır. Yani bu kitabı da eskiden kim vardı? Kimin indiriminden almıştım. Hani çok heyecanlandım, çok şey yaptım. 2013 basımı. O kadar heyecanlanarak aldım ki dedim ki içinde aşk da var, işte bunu okuyabilirim, birazcık alıştırırım kendimi. Ama sanırım yanlış kitaplarla başlıyorum bu işlere. Doğru kitaplar neler hiçbir fikrim yok. Biliyorsanız aşağı yazın. Gerçekten söylüyorum. Gerçekten buna ihtiyacım var. Yani en azından korku kitaplarını okuyabilmek istiyorum. Stephen King falan okumak istiyorum. Fakat korkarım diye okuyamıyorum. Çok garip.
Ama bu kitap da benim için yanlış kitaplardan biriydi diye düşünüyorum. Yani yanlış kitaba başladım polisiye kitaplar için. O yüzden de bu kitabı da sevemedim bir türlü. Bu kitabı çok okumaya çalıştım. Gerçekten herhalde bu videoda görebileceğiniz bütün kitapları çok okumaya çalıştım. Hepsini denedim. Olmadı. Denedim. Neyse. Ama gerçekten denediğim ve zorladığım hiçbir kitabı sevemedim. Bu yüzden de bu da sevmediğim kitaplar arasında yer alan kitaplardan biriydi. Bu videoda kesinlikle kendi kişisel görüşlerimi paylaşıyorum. Yani siz bu kitabı seviyorsanız yüklenmenize hiç gerek yok. Aksine güzel bir dille uyarırsanız, bak bu kitabı sevebilirsin, bence bununla başlayıp sonra buna geçmelisin gibi şeklinde yorumlar yaparsanız beni de motive edersiniz kitaplara karşı. Bu kitapların çoğu şu an satışta dediğim gibi Zebra Mood'a. Fakat daha satılmadığı için hazır elimdeyken ve sizin de beğendiğiniz bir kitap varsa ve benim okumamı tavsiye ederseniz tekrardan sizin için deneyebilirim diye düşünüyorum. Bir diğer kitabım, ortaokul döneminde aldığım bu kitabım, sanırım dizisinden çok etkilenip almıştım. Hatta gittim ikinci kitabını da aldım, dedim biri okurum, ikiyi de her türlü okurum. 3'ü, 4'ü, 5'i de okurum. Hatta arkadaşım, aynen. Arkadaşım okuyordu, çok beğenmişti. Ben de ondan görüp almıştım. Fakat hiç öyle değil. Hiç öyle olmadı durum. Bu vampir günlüklerinden bahsediyorum. Vampir günlükleri Uyanış ve Savaş, Vol 1, hatta Vol 2'si de var bende. Bu kitapları hiç sevemedim. Sanırım çok doğru düzgün vampir kitapları da sevemedim. Ama bu kitabın dilini hiç beğenmedim ya. Ki normal, yani büyük yazıları var. Artemis genelde böyle büyük yazılar yazıyor. Ama artık onu özgür bırakmam gerektiğine inandığım serilerden biri. O yüzden bunları da hiç sevemediğim için tutuyorum. Bir diğer serim ise, bunu ben zorladım. İlk kitabını okudum. Son kitabını okuyamadım. Ve artık pes etmiş durumdayım. Yani okuyamıyorum çünkü akmıyor kitap. Bu kitapları ne zaman aldım? En son TÜYAP'a gittiğimde almıştım. TÜYAP'ta Dex'in standında çok güzel bir indirim şeklinde satıyorlardı. İndirime tav oldum ve öyle aldım. Bu seri Melek serisi. Bu Melek, Melek Ateş ve Melek Son Savaş olmak üzere 3 kitaptan oluşan bir seri. Ateşe kadar okudum. Ateşe kadar okudum. Fakat yok. Daha fazlası gitmiyor. Bir de Dex'in şöyle bir özelliği var, bilirsiniz. Yazılar böyle okursunuz sanki hiç okumamışçasına şu kadarcık yer birikir falan. Bu da sizin böyle şevkinizi kırar. Eğer böyle zorla okuduğunuz kitaplardan biriyse, Dex'te durum tam olarak bu böyle. Bunun ikinci kitabı gerçekten çok kalındı. Aşırı zorladım, bitirdim ama dedim ki ben bittim, sen de bittin benim gözümde. Son kitabını asla okuyamayacağım ve son kitabını bittim gerçekten indirimsiz para verip aldım. Dedim ki seri tamamlansın. Belki o zaman şevke gelir okurum diye. Aptallık ettim. Son iki kitaba. Bir tanesi Pegasus yayınlarından Fırtına kitabı. Bu kitabı kapağına çok fena vurularak aldım. Ama bu bir seri kitabıymış. Ben bunu bilmiyordum. Ben bunu tek kitap olarak düşünüyordum. Ve Pegasus'tan seri almamaya çalışıyorum elimden geldikçe. Çünkü Pegasus'tan aldığım kitaplar malum pahalı kitaplar. O yüzden de dedim ki seri kitap almıyorum, tek kitap alıyorum. Sonra gittim bunu aldım. Tek kitap değilmiş, seri kitabıymış. Neyse. İşte bu da kesinlikle okuyamadım. Bir türlü sevemedim. Serisini alamadım. Böyle elimde tek kitap olarak süründü durdu. Dedim ki o zaman bu da benim sevmediğim kitaplar kategorisine girebilir. O yüzden sevmediğim kitaplar kategorisinde yerini aldı. Sanırım en çok konuşacağım kitaplardan biri bu. Bu kitabı ben TÜYAP'tan, hangi kitap olduğunu göstereyim. Lola ve Komşu Çocuk. Ben bu kitabı TÜYAP'ta sırf bunun çıktığı gün gittim ki TÜYAP'a bunu alabileyim. Gittim, çantasını aldım, rozetlerini aldım ki hala dururlar. Çantası duruyor mu emin değilim ama rozetleri duruyor, onu biliyorum. Gerçekten gittim, aldım. İşte çok heyecanlıyım ve kapak yumuşacık. İşte
işte yabancı yayınlarını yaşasın bunu çıkarttığı için herkes çok seviyor bilmem ne falan filan. Ben sevmedim. Yani bu kadar heveslenip bu kadar hayal kırıklığına uğrayabileceğimi hiç düşünmemiştim gerçekten. Bu kitabı sevemedim yani, bir kere okudum dedim ki anlamamışımdır. Bir daha okuyayım dedim ama ikincisini okuyamadım. Orası da ayrı mevzu. Hatta bunun izlası çıktı. Bunun iki tane daha kitabı var. Seriler mi emin değilim. Ama iki kitap daha çıktı. Sonra yine onu da alamadım. Böyle mutsuz kaldım elimde. Böyle bekledim hepsini. Bu kitap gerçekten beni çok yükseltti. Çok koşturdum peşinden, almak için yalvardım yakardım. Hiç hayalimdeki gibi çıkmadı. Gerçekten buna çok üzgünüm. Bu yüzden sevmediğim kitaplar arasında yer alıyor. Ve bu yüzden de linç yiyebileceğimi düşünüyorum. Çünkü bu kitabı sevmeyen çok az insan var. Bilmiyorum sevmeyen tarafta mısınız? Sevmeyen taraftaysanız beni yalnız bırakmayın. Lütfen. Benim sevmediğim kitaplar bu şekildeydi. Elime alabilir miyim? Benim sevmediğim kitaplar bu şekildeydi. Şimdilik bu kadardı desem daha doğru bir cümle olacak. Çok ağırlar, bel fıtığı geçireceğim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım arka planımı beğenmişsinizdir. Umarım bu kitapları eleştirirken, yani daha doğrusu benim yorumlarımı eleştirirken birazcık daha anlayışlı olmanızı bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Dediğim gibi eğer bu kitaplardan merak ettikleriniz varsa Zebrama'da bunları satışa sundum uygun fiyatlı bir şekilde. Aşağıya linkini bıraktım. O yüzden umarım videoyu beğenmişsinizdir tekrardan diyerek sona bağlıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Gelecek diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla bakın diyorum. Bay bay.